Başlığı görünce tetiklenmiş olan veya kızan kişiler varsa baştan şunu söyleyeyim. Star Wars'un hangi türe girdiği onu daha iyi ya da daha kötü yapmıyor. Daha doğrusu herhangi bir filmin ya da romanın dahil olduğu kategori onu daha iyi ya da daha kötü yapmaz. Ama nedense Star Wars'un saf bir bilim kurgu olmadığını söylediğiniz zaman bazı insanlar aşırı derecede savunma ihtiyacına giriyorlar. Tıpkı bilim kurgu gibi fantastik, süper kahramanlar, doğaüstü gibi türlerde aslında spekülatif kurgudan ayrılan da bu türlerin hepsinden eğlenceli, keyif veren hikayeler çıkabiliyor. Kaldı ki edebiyat tarafından bakacak olursak da sosyal, politik ya da felsefi metaforlar üretmek için fantastik edebiyatta en az bilim kurgu edebiyatı kadar etkili bir araç. Star Wars'u düşündüğümüz zaman içinde lazer veya benzeri silahlar, uzay gemileri, farklı gezegenler ve uzaylılar gördüğümüz için en kolay dahil edilecek kategori bilim kurgu. Yani fiziksel raflarda ya da dijital kataloglarda başka bir alana koymak kafa karıştırıcı olacağından genelde bilim kurgu kurgunun içine dahil ediliyor. Eskiden keskin tanımlar çok kullanılmadığı için uzayda geçen her şey bilim kurgu olarak tanımlanıyordu. Ama Star Wars'un uzayda geçiyor olması, ona bilim kurgu denilebilmesi için gerçekten yeterli mi? Burası tartışılır. Aslında ilk önce bilim kurgunun tanımını yapmak gerekiyor. Bilim kurguyu gerçek, bilimsel veya teknolojik gelişmeleri temel alan ama henüz gerçekleşmemiş veya gerçekleşmesi tartışmaya açık olan konuların sosyal, çevresel ya da bireysel etkilerinin ne olabileceği üzerine anlatılan hikayeler diye tanımlayabiliriz. Tabii özellikle sinemada seyir zevkini arttırmak için bazen gerçek fizik kuralları esnetilebilir. Yani en basitinden uzayda ses kullanımı gibi. Ama burada bilim kurguyu fantastik veya doğaüstü hikayelerden ayıran temel özellikler direkt olarak büyü, sihir veya metafizik bir olay yerine kurgusal bir bilimin kullanılması veya hikayenin merkezinde teknolojinin yer alması oluyor. Örneğin Frankenstein gotik bir korku hikayesi olmakla birlikte aslında ana karakter Doktor Victor Frankenstein'ın canavarı bir bilimsel deneyle ortaya çıkartıyor olması onu modern bilim kurgunun ilk örneklerinden biri yapıyor. George Lucas daha önce sayısız yerde sayısız defa Star Wars'un bilim kurgu olmadığını ifade ediyor. Birçok yerde Star Wars'un mitoloji, Taoizm, psikoloji ve tarihin kombinasyonu olan fizik kurallarının farklı işlediği bir boyut olarak değerlendiriyor. Star Wars is a space opera. It's not science fiction. And it's because it's really just, one of those soap operas only in space. Bu ifadelerin kaynaklarını videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi bunu söyledikten sonra bu konunun burada kapanması lazım. Çünkü amiyane tabirle adamın gol diyor durumu var. Ama genelde Star Wars hayranları George Lucas'ın bir tüccar olduğunu ve yıllardır kendisiyle çelişen ifadeler kullandığını söylüyorlar. Yani buna ben de katılıyorum ama bu ifadeleri ticari amaçlarla ya da geçmiş yıllardaki eleştirileri azaltmak için söylemiş dahi olsa neticede kendisi saf bir bilim kurgu yapmadığını açıkça ve üstüne basa basa belirtiyor. George Lucas genç yaşta Isaac Asimov'un bilim kurgu öykülerini de okumuş ama Star Wars'u yaparken daha çok mitoloji, western, Kurosawa'nın samuray filmleri, Flash Gordon serisi başta olmak üzere birçok farklı konsepti sürreel bir biçimde birleştirmiş. Ama elbette hikaye iskeletini oluştururken Joseph Campbell'ın Hero with a Thousand Faces kitabında tanımladığı ve bugün birçok Hollywood filminde de kullanılan kahramanın yolculuğu hikaye modelini temel almış. Campbell'ın aynı zamanda monomit adını verdiği bu modelde aslında insanlık tarihi boyunca birbirinden bağımsız kültürlerin kolektif bir bilinçaltına sahip olduğu ve aynı kahramanlık hikayelerinin ve arketiplerin çok benzer bir biçimde anlatıldığını ifade ediyor. After reading more of Joe's books, I began to understand how I could do this. I had run across that, I would still be writing Star Wars today. Kahramanın yolculuğu hikaye modelini başka bir videoda ayrıntılarıyla açıklamıştım. O yüzden çok detayına girmiyorum. Merak edenler videonun sonunda ve açıklamalar kısmında o videonun linkini bulabilirler. Ama elbette bu hikaye modelinin kullanılmış olması hikayenin %100 fantastik olduğu anlamına gelmez. Çünkü The Matrix başta olmak üzere birçok bilim kurgu filminde de bu model kullanılmış. Hatta bilim kurgu veya fantastik olmasına bile gerek olmadan bu modeli standart kurmaca hikayelerde de görmek mümkün.
Ancak Star Wars'da doğaüstü güçlere sahip keşişler, şövalyeler, prensesler, korsanlar görüyoruz. Dolayısıyla aslında az önce saydığım esin kaynaklarına 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı gibi 20. yüzyıl olaylarını da eklersek Star Wars bir noktada modern çağ mitolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Elbette şövalyelerin, korsanların olduğu bir bilim kurgu da pekala olabilir. Ama ilk başta yaptığım bilim kurgu tanımına dönecek olursak olayın merkezinde bilim veya teknolojinin olması gerekir. Star Wars'un merkezinde yer alan Force kavramı orijinal üçlemede tamamen metafizik doğaüstü bir güç. Elbette öncül üçlemede bunu bilim kurgulaştırma çabası olarak midichlorian olayı ortaya çıkmıştı. Bildiğiniz gibi karakterler kanlarındaki midichlorian adlı simbiyotik mikro yaşam formlarının yoğunluğuna göre Force'la daha fazla etkileşime geçebiliyorlar. Ama midichlorian olayı genel anlamda Star Wars hayranları arasında çok fazla ilgi görmedi. Hatta zaman zaman alay konusu bile oldu. Çünkü insanlar yıllardır Force'un mistik tarafını daha çok sevdiler ve bununla ilgili bilimsel bir açıklama görmek istemediler. Tüm yaşayan canlıları çevreleyen ruhani bir enerji alanı olarak bilmeyi tercih ettiler. İşte tam bu nokta Star Wars'un bilim kurgu olmadığını gösteriyor. Ki şahsen bence de Force'un bilimsel tarafını çok fazla bilmek zorunda değiliz. Kaldı ki midichlorian kavramı Force'a bilimsel açıklama getirmek için yeterli değil. Force kullanıcıları nasıl tamamen yok olabiliyorlar ya da fiziksel bedenleri yokken nasıl Force Ghost olarak gelebiliyorlar? Hadi güçle bir olunca midichlorian'a gerek kalmıyor diyelim. O zaman fiziki dünyaya nasıl müdahale edebiliyorlar? Yani bu haliyle midichlorian Force'un sebebi değil, sonucu gibi duruyor neredeyse. Elbette canon genişletilmiş evrenden bağımsız konuşuyorum. Yani sadece filmleri referans alıyorum. Ve bunları en azından filmlerin kendisinde öğrenmiyoruz. Tabii bu videoyu The Rise of Skywalker'ı izlemeden önce yapıyorum. Belki bunlara orada da bir açıklama gelir ama kategoriyi değiştirecek bir açıklama olacağını zannetmiyorum. Demek istediğim Star Wars'a tamamen bilim kurgu diyebilmek için Force'un detaylarıyla kurgusal bir bilimle veya teknolojiyle açıklanması gerekirdi. Elbette iyi ki de böyle bir şey olmadı. Yani Star Wars'un bilim kurgu olmaması kötü bir şey değil, bilakis daha güzel bir şey. Ayrıca Star Wars'daki teknolojiler ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar doğaüstü Force kavramının yanında etkisiz kalıyorlar. Hatırlayacağınız gibi daha en başlarda Darth Vader Death Star'ın gücün yanında değersiz olduğunu söylüyordu. Luke da Death Star'ı patlatırken X-Wing'inin hedefleme sistemini değil gücü kullanıyordu. Bir yandan Arthur C. Clarke'ın meşhur yeterince gelişmiş bir teknoloji sihirden ayırt edilemez sözü akıllara gelebilir tabii ki. Neticede Force bizim algılarımızın ötesinde gelişmiş bir teknoloji olarak değerlendirilebilir. Ama bu açıklanmadığı sürece mistisizm diyarında kalmaya devam eder. Bununla birlikte katı bilim kurgularda çoğu alet edevatın nasıl çalıştığına dair açıklamalar gelir. Mesela Star Trek'teki warp sürücülerinin nasıl çalıştığı akla yatkın bir biçimde tarif edilir. Ama warp drive'ın Star Wars'daki muadili olan hyperdrive için filmlerde çok detaylı açıklama yapmaya zaman harcanmaz. Buna gerek de yoktur çünkü bir yıldız sisteminden diğerine hızlı seyahat edebiliyor olmak hikaye için yeterlidir. Bütün bunları değerlendirdikten sonra bütün sagada fizik kurallarının farklı işlemesine takılmıyorsunuz. Mesela uzay savaşları tamamen uzayda sürtünme varmış gibi uçakların manevralarını andıracak şekilde işleniyor. Az önce belirttiğim esin kaynaklarına The Bridges at Tokori ve Dam Busters gibi eski 2. Dünya Savaşı havacılık filmlerini de ekleyebiliriz. Bazı sahneler bu filmlerle repliklerine kadar aynı. Tüm Star Wars'ta buna benzer birçok örnek var. Ancak az önce söylediğim gibi bunlar Star Wars'un bilim kurgu olmadığını hatırladığınızda rahatsız etmiyor. Şahsen beni rahatsız eden tek bir durum var. O da özellikle Disney'in Star Wars filmlerinden sonra kuralların kendi içinde tutarsız olmaya başlaması. Bir kurgusal evrende nasıl kurallar varsa bunu baştan kabul edebiliriz. Atıyorum bu hikaye orta dünyada geçiyor dersiniz ya da bu evrende ejderhalar gerçek dersiniz ve bu ön kabulle izlersiniz. Ama hikayenin sıkıştığı yerde fizik kurallarını başka türlü ele almaya başlamaları bana batıyor açıkçası. Bunun en bariz örneği The Last Jedi'da Kor Amiral Holdo'nun hyperdrive'la intihar saldırısı yapmasıydı. Çünkü hemen akla şu soru geliyor. Madem bu fiziken mümkün, neden önceki filmlerde yer alan hiçbir savaşta kullanılmadı? Buna bazı açıklamalar getirdiler ama açıkçası hiçbiri ikna edici değildi.
Kısacası Star Wars için modern mitolojiye bilim fantezisi gibi tanımlar da yapılıyor. Ama soap operanın aşağı yukarı uzay versiyonu olan space opera, yani uzay operası, en çok kabul gören tanım. Elbette bilim kurgusal öğeleri var ama saf bir bilim kurgu değil. Ve öyle olması Star Wars'un bu kadar yıldır bu kadar geniş kitleye hitap edebilmesinde daha etkili olmuş diye düşünüyorum. Ayrıca direkt bilim kurgu olmasa da kendinden sonra gelecek büyük bütçeli ana akım bilim kurgu filmlerinin ortaya çıkmasına da ön ayak olduğu elbette su götürmez bir gerçek. Bu video için söyleyebileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.